Hocam biliyor musunuz? Efendim söyle Kerem, hemen başlayacağız. Buyur. Bizim hani dediniz ya bizim ailemiz bize daha da yakın çünkü benim halam yan binada oturuyor. Oo, sen şanslıymışsın. Sık sık görüşürsünüz. Evet. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyamızın hareketleri diyeceğiz. Dünyamızın arkadaşlar iki tane hareketi var. Ama dünyamızı önce bir hatırlayalım. Dünyamızın nasıl bir şekli vardı? Dünyamız Güneş sistemindeki gezegenlerden bir tanesi ve şu an bildiğimiz evrende yaşamın olduğu tek gezegen. Ekranı edemeyelim. Evrende yaşamın olduğunu bildiğimiz tek gezegen. İki tane kutbumuz var. Birisi Kuzey Kutbu, birisi Güney Kutbu. Değerli arkadaşlar, kutup bölgelerinden dünyamız ne? Birazcık Basık. sanki üstten bastırmışız, üstten alttan bastırmışız gibi arkadaşlar. Yine ekvator. Ekvator dediğimiz yer neresi? Bakın şu ortadaki yerimiz. Hafif böyle orada bir çizgi var. Halbuki öyle bir çizgi var mı gerçekte? Yok. Değil mi Yok. arkadaşlar? Öyle bir çizgi yok. Bu hayali Belirtmek bir için. çizgi. Evet, hayali bir çizgi. Buna ekvator diyoruz. Alttan üstten bastırdığımız için birazcık dünyamız ekvatorda göbekli, şişkin bir dünya. Değerli arkadaşlar, bunu da bilmemiz lazım. Dünyamız nereden nereye doğru dönüyor arkadaşlar? Batıdan doğuya doğru döner dünyamız arkadaşlar. Batıdan doğuya doğru döner. Dolayısıyla önce güneşi neresi görüyor? Doğu görüyor değil mi arkadaşlar? Mesela Evet hocam. şu an bizde öğlen saatleri ama Çin'de çoktan akşam olmuştur. Çünkü Çin bizden önce karşıladı yağmur güneşi. Bunu en iyi nerede görüyoruz? Arkadaşlar, Amerikalılarla Çinliler yılbaşını kutlarken ikisi de arasında neredeyse 24 saat oluyor. Evet, dikkat. Yine arkadaşlar dünyamız bu kendi etrafındaki dönüşünü kaç saatte tamamlıyor? 24 24 saat. Yani saat. bir günde kendi etrafında döner. Buna bir gün deriz. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı arkadaşlar ekvatorda 1640'tır. 1640. Yani şu an dünyayı döndürüyorum. Dikkat. Dünyayı döndürdüm. Bakın ekvatorda çok hızlı dönüyor. Ama kutuplarda ise çok yavaş. Hatta sıfır. Kutuplarda dönme yok diyebiliriz. Demek ki dünyanın dönüş hızı nerede fazlaymış? Ekvatorda daha fazla, kutuplarda ise sıfır. Peki dünyanın döndüğünü biz niye hissetmiyoruz? Çok Evet. küçük olduğumuz için. Çünkü hocam çok hızlı Çünkü döndüğü için. arkadaşlar dünyamızda ne var? Atmosfer var. Atmosfer de dünya ile beraber dönüyor. Dolayısıyla biz Bulutlardan onun farkına varamıyoruz. anlayabiliriz. Bulutlardan da anlayabiliriz. Ama arkadaşlar bizim içinde anlayamamamızın nedeni atmosferin de, Hanife yatarak ders dinlenmez değil mi? Yatmıyoruz arkadaşlar, dik oturuyoruz. Yatarak ders dinlenmez. Hiç kimse yatmasın. Evet. Arkadaşlar dolayısıyla dönüşü hissetmememizin nedeni bizimle beraber atmosferinde dönmesi. Öğretmenim bir şey Arkadaşlar söyleyebilir miyim? efendim. Öğretmenim ben bu soruyu babama sormuştum. Çok merak ediyordum. Babam demişti ki eğer ki dünya durursa biz uçarız. Dünya durursa biz uçarız. Şöyle fizikte bir kavram var. Mesela araba hızlı gidiyorken, çok hızlı gidiyor, birden frene basarsa ne oluruz biz? Geri döneriz. Evet öğretmenim babam da öyle söylemişti. Uçarız. Emniyet kemerimiz takılı olmadığı için camdan fırlarız, değil mi? Niye emniyet Evet. kemeri takıyoruz? Kaza anında frene bastığımızda uçup gitmeyelim diye. Aynı öyle de dünyamız aslında çok hızlı dönüyor ama biz hissetmiyoruz. Dünya aniden dursa üzerine kaç yıldızlar gider? Evet. Evet, benim babam da aynı böyle anlatmıştı. Aynen.
Arkadaşlar. Taha yazıyor bak. Tamam. Tayfoni. Öğretmenim. Efendim? Dünyayı nasıl durduracağız? Ben uçmak istiyorum. Yok öyle bir yani durduramayız biz. Uçağa Normal bir şey. binersen uçarsın. Evet. Arkadaşlar Onu biliyorum da uçak... dünyamızın bu özel şekline yani kutuplardan basık ekvatordan şişkin haline ne diyoruz? Geoid. Evet dünyamızın özel bir şekli var. Kutuplardan baskın ve ekvatorda şişkin. Aynı bir portakal gibi. Portakalı düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar dünyanın şekli ne derlerse ne diyeceğiz? Geoid. Tamam mı? Geoid diyeceğiz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Dünyanın iki türlü hareketi var. Bir, dünya ne yapıyor? Kendi etrafında dönüyor, değil mi? Böyle. Güneşin etrafında. Aynı anda güneşin etrafında dolanıyoruz. Güneşin etrafında ne yapıyoruz? Dolanma. Dikkat. Kendi etrafımızda dönüyoruz. Güneşin etrafında ise dolanıyoruz. Hocam, döne döne Evet, kendi döne döne güneşin etrafında dolanıyoruz. dolanıyor. Ömer, niye Arkadaşlar, başı dönmüyor? neyi? Dünyanın niye başı dönmüyor? Bir Dünya var, görmüyor insan değil. çünkü dünya canlı değil. Evet. Canlı değil ki dünya. Dünya canlı Arkadaşlar, için yapılan bir yer. söz almadan konuşmayalım hiçbirimiz. Dünyamız kendi etrafında döndüğünde bir ne oluşuyor? Gece ve gündüz. Demek ki dünya Evet. kendi etrafında döndüğü için ne oluşuyormuş? Gece ve gündüz. Bunu testlerde soracaklar. Gece. Testlerde gelecek. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ne oluşur? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Gece ve gündüz diyeceğiz. Güneş ışınları gün içinde değişik açılarda gelir. Evet, değerli arkadaşlar, dünya tam böyle yuva şey şekilde durmuyor, düz durmuyor. Bakın, dünya şu an nasıl duruyor burada? Yamuk duruyor, gördünüz mü? Bir yamukluk var, görebiliyor musunuz? Gördünüz mü yamukluğu? Bakın, Evet. böyle dik düz değil bak, böyle dümdüz değil dünya. Şöyle yamuk dönüyor. İşte arkadaşlar bu yamuk dönmesinden dolayı güneş ışınları farklı açılarla gelir. Yani her yere hep aynı açıyla gelmez. Öğretmenim açısı değişince ne olur? Arkadaşlar sabahları hafif ılık, öğlen en sıcak, akşama doğru gitgide ne oluyor? Havalar soğuklaşıyor. Niye? Çünkü güneşin gelme açısı değişiyor. Bir yere en çok ısıtmak istiyorsak ışığı dik göndermeliyiz. Işığın dik geldiği yer orayı çok ısıtır. O yüzden öğle saatlerinde niye dışarı çıkmayın diyoruz? Çünkü ışık ne geliyor öğlen saatlerinde? En dik şekilde. Dik. Ondan dolayı dışarı çıkmayın diyoruz. Yine kendi eksen etrafında döndüğü için sıcaklık farkı oluyor. Çünkü sabahları biraz daha sıcak, geceleri daha serin. Gece gündüz olduğu için ne oluyor o zaman? Hocam. Sıcaklık farkı. Efendim? Hocam. Rana o uzman kim? O biraz önce söyledim. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mehmet Ali Poyraz. Evet değerli arkadaşlar. Devam edelim. Haberlerde ne görüyoruz? Ne diyorsun? İstanbul en yüksek 32 derece. En düşük işte 19 derece. Bu ne demek? Sıcaklık farkı var. Atıyorum öğlen en tepedeyken güneş 32 derece olacak ama gün içinde gece mesela 19 dereceye kadar düşebilir. Bunun Artık sebebi kediler de suya giriyor hava sıcak olduğu için. ne? Artık kediler de suya giriyor hava sıcak olduğu için. Doğrudur. Evet arkadaşlar 19 dereceye kadar düşebilir. Yani sıcaklık farkı oluyor Ahmet Poyraz. Merve, cisimlerin de gün içindeki gölge uzunlukları değişir. Ne demek bu? Arkadaşlar eğer bir cismin gölgesinin olmasını istiyorsak Ahmet Eren, arkadaşlar MIT'teki arkadaşlar eğer MIT'le uğraşırsak Hanife, Ahmet Eren dersten çıkarırım sizi. Net. Çıkarırım dersten. Direkt. MIT'le uğraşmayın arkadaşlar. Normal dersinizi dinleyin. Dinlemeyecekseniz de girmeyin derse. Tamam? Oyun oynamıyoruz. Ders anlatıyoruz.
Son kez uyarıyorum. MIT'teki özellikleri bırakmazsanız dersten çıkaracağım. Duyuyorlar mı beni? Evet. Arkadaşlar, şimdi şu kalemi düşünelim. Bu kalemin bir gölgesi var, değil mi? Gölgesinin olması için ne olması lazım? Gölgesinin olması için bir ışık gelmesi lazım. Bakın, eğer bir cisme, bu insan olur, kalem olur, ne olursa olsun, ışık böyle çok eğik geliyorsa gölgesi çok fazla olur. Tepeden geliyorsa ne olacak? Tepeden. Tepeden gelirse ne olur cismin gölgesi? Gölgesi olmaz. Olmaz. Sıfır. Yani demek ki güneşin gelme açısı değişince yağmur, Muhammed Eymen, ne oluyor? O zaman gölge de değişiyor. Mesela akşam tam tepenizden bir ışık gelse hiç gölgeniz olmaz. Ama yandan ışık gelirse gölgemiz nereye düşer? Işığın geldiği yerin tersine, Arkaya. arkaya düşer. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayalım. Bu önemli. Demek ki dünyanın kendi etrafında dönmesi gün içindeki neyi de etkiliyormuş? Gölge boyunu da. Bakın, test sorularında bunlar gelecek. Dördü de gelecek arkadaşlar. Bunu soracaklar. Gece ve gündüz oluşur. Değişik açıyla ışık gelir. Sıcaklık farkı olur ve gün içinde gölge uzunlukları değişir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi uygun şeyleri yerlerine koyalım. Dünyamızın uydusu kim? Mehmet Ay. Sakin. Kim uydumuz? Ay. Ay, değil mi Mehmet? Ay. Dünyamızın şekline ne dedik arkadaşlar? Ay. Neydi şeklimiz? Evet, biraz önce söyledim ya. Kutuplardan Geos. Geos. Kuvvet. basınç. Küre, 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 küre. Küre değil. Buradaki şeklimiz küre değil. Goit. Geoid. Geoit. Geoit. Geoid. Geoid Hocam şekli değil. ben söyledim. Tam tersi olacak. Şeklimiz geoittir. Küreye benzer olacak ama yanlış yazmışlar. Şeklimiz geoittir. Küreye benzer. Peki güneşin etrafında dolanırsak ne olur? Biz Ece güneşin etrafında dolanmamız. Ne kadar gündüz. sürer? 365 Evet. Bir yılda, değil mi? Biz bir yılda 365 gün. arkadaşlar güneşin etrafını dolanıyoruz. Hocam orada şey, orası onun yeri mevsimler olacak. Mevsimlerdir. Süresi de 365 gündür. Öyle gezegenler var ki güneşin etrafını kaç yılda geziyorlar biliyor musunuz? Kaç? 80 yılda gezebiliyorlar. 80. Evet. 80 yılda güneşin etrafını ancak bir kez dolanabiliyor. Biz Öğretmenim, onlar Güneş'e en uzak gezegenlerdir bence. evet, uzak gezegenler 80 Ne? yılda bir gezebiliyorlar güneşin etrafını. Ömer, Neptün mü? Neptün olabilir. Bakın, mevsimler de yine neyle oluşuyormuş? Uras, bizim güneş etrafında dönmemizle oluşuyor Ahmet Eren. Buna dikkat edelim. Peki kendi eksenimizde dönünce ne oluyordu? Kendi çevremizde gece gündüz oluyordu. Bu da ne kadar sürüyordu? 24 saat sürüyor Mahmut Yusuf. Anlaştık mı efendim? Anlaştık. Evet, yazalım bunları. Yirmi saat. Yaptık öğretmenim. Hocam bekleyin. Bir saniye. Bir saniye şeyim kaldı. Yaz. Bitti. Bitti. Evet. Kendini de Devam edelim. Dünyamızın dolanma hareketi. kalmış. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken diğer yandan güneşin etrafında dolanır. Dolayısıyla bu sürede 365 gün 6 saat, yani bir yılda tamamlanıyor değerli arkadaşlar. Tabii burada yanlış bir şey çizmişler. Yanlış nerede? Kim söyleyecek? Bu resimde bir yanlışlık var. Ne? Ne olmuş?
Yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Bu resimde ne yanlış? Bir şey buldum Ne? ama. Öğretmenim, bunlar Evet. birinde 21, diğerinde 23 ama o yanlış Hayır olur. arkadaşlar, Yarısı şekil. yarı renkler, yarısı kararmış, Şekil, şekil. öbürü renginde. Şekil diyorum, şekil olarak. Arkadaşlar. Hocam kutuplardan basık değil. Yok. Arkadaşlar, Değil mi ya? baksanıza, güneşi küçücük çizmişler, dünyayı kocaman, değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz hocam. Güneş Olamaz. dünyadan baya baya büyük. 1 milyon tane dünyayı içine alır. Peki arkadaşlar bakın bu dolandığımız güneşin etrafında dolandığımız şu şekle ne diyoruz biliyor musunuz? Bu şekle duymuşsunuzdur. Elips. Elips diyoruz. Bizim yörüngemiz, dolanma yörüngemiz nedir? Elipstir, elips. Elips. Arkadaşlar burada size dikkatli dinleyin. Ekstra bir bilgi vereyim. Normalde sorduğumuzda biz bunu size 8. sınıfta öğreteceğiz. Çocuklara diyorum ki yaz nasıl oluyor diyorum. Yaz nasıl oluyor arkadaşlar yaz? Yaz. Heh. Hanife sen hala MIT'le uğraşıyorsun. Bak bir daha uyarmayacağım. O gözlük şeyini çıkart yoksa seni dersten çıkartmak zorundayım. Uyardım çünkü. MIT özelliklerini kapatıyoruz. İşimiz yok onunla. Evet. Arkadaşlar yaz nasıl oluşuyor? Yaz. Yaz mevsimi. Mantıklı düşünün. Mantık olarak nasıl oluşuyor olabilir? Güneş daha da mı sıcak oluyor? Hayır. Birçok kişi şöyle diyor. Su. Diyor ki dünyamız diyor güneşe yaklaşıyor, yaz oluyor, uzaklaşıyor, kış oluyor. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Yanlış bir bilgi. Güneşin Beni dinleyin. Yanlış bir bilgi. güneş Yanlış bir bilgi. yarısı Beni dönüyor. dinleyin. Doğru oluyor. Beni dinler misiniz? Yanlış bir bilgi. Bizim güneşe yakın veya uzak olmamızın yazla kışla hiçbir alakası yok. Çünkü biz şu an güneşe en uzak durumdayız. Ama neyi yaşıyoruz? Kış. Şu an kışı mı yaşıyoruz? Hayır, şu an yazı yaşıyoruz. Yazı yaşıyoruz. Evet hocam, beğendim onu. Bir Bakın arkadaşlar güneşe çok uzağız ama yazı yaşıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyamız güneşe ne zaman en yakın? Ocak kış. ayında, Ocak. E Ocak ayında biz neyi yaşıyoruz? Kış. Demek ki dünyanın güneşe yakın uzak olmasıyla alakalı bir olay değil. Öğretmenim, İzmir'de Güneşin ışınları şey olacak. oluyor, daha da yükseliyor mu Hayır. sıcaklığı? Arkadaşlar bu tamamen neyle alakalı biliyor musunuz? Dünyamızın bakın şu yamuk çizilmiş ya. Bakın kutupları biz şöyle hayal ediyoruz. Diyoruz ki kutuplar böyledir. Hayır, dünyanın kutupları nasıl? Eğik. Yamuk. Bu yamukluktan dolayı mevsimler oluşuyor. Eğer yamuk olmasaydı böyle mevsimler oluşmayacaktı. Onu ileride anlatacağım. Demek ki dünyamızın güneş etrafındaki döndüğü yörüngenin şekli neymiş? Elips. Karıştırmayalım, tamam mı? Dünyamızın yörüngesi elips. Dünyamız güneş etrafında dolanma yapınca bir mevsimler oluşur ve değişir. İki, mevsimlerin sıcaklıkları farklı olur. Üç, kara ve denizlerin sıcaklıkları farklı olur. Dört, gece ve gündüzün uzunluğu değişir. Mesela yazın akşam ezanı kaçta okunuyor? 8'de. Kışın kaçta okunuyor? 5'te, 6'da falan. altıda. Değil mi? 5, 6. Yani gece gündüz uzunlukları değişiyor. Yazın gündüzler uzunken kışın gündüzler Kısa. kısa. Bu aslında iyi bir şey. Niye? Çünkü arkadaşlar yazın gündüzler uzun olunca bol bol ne yapabiliyorsun? Oynayabiliyorsun. Okul yok, bir şey yok. Hemen annen eve çağırmıyor. Akşam ezanı okundu, gel demiyor. Eskiden öyle bir şey vardı. Hala var mı?
Akşam ezanı okundu, eve gir. Var mı hala? Öğretmenim, ben sadece akşam ezanına kadar dışarıda durabiliyorum. Evet, varmış. Evet, varmış. Peki. Ve yine cisimlerin gölgelerinin boyu da değişir. Arkadaşlar, dünyamız 23,5 derece yamuk. Evet. Dünya bize yamuk yaptı. Yamuk duruyor. Dünyamız yamuk dönüyor. Böyle düz dönmüyor. Bak, şöyle dönmüyor dünya. Şöyle düz dönmüyor. Böyle yamuk dönüyor. Bak, yamuk. Görüyor musunuz ülkeleri? Yamuk dönüyorlar. Bak, böyle düz değil. Böyle olsaydı düz dönecekti. Ekvator, bak, yamuk. Görüyor musunuz ekvatoru? Yamuk. İşte arkadaşlar, bu yamukluk ne sağlıyor biliyor musunuz? 21 Mart ve 23 Eylül'de 12 saat gündüz, 12 saat gece oluyor. Yakınlarda geçtik 21 Mart'ı. Nereye doğru gidiyoruz? 23 Eylül'e doğru gidiyoruz. Yine bizde yukarıda Kuzey Kutbu'nda 21 Aralık en uzun gece. 21 Haziran'da ne? En uzun gündüz. Evet. Devam edelim. 21 Haziran'da da en uzun gündüzü yaşadık. Yani Erkek git gel. 21 tuvalete Haziran'da en uzun gündüzü yaşadık. gidebilir miyim? Ömrüm gündüz daha iyi. Evet, tabii ki. Devam edelim. Geceye de ihtiyacımız var ama dinlenmek için. Doğru yanlış yapıyor. Hocam. Berat, gece gündüzün oluşması dünyamızın dönmesiyle alakalı mıdır? Doğru mu yanlış mı? Berat. Hocam doğru mu Ne? yanlış değil bu? Ha, dönmesi. Tamam, dönmesiyle mi alakalı yoksa arkadaşlar ne demiş? Dönme dönmeyle ise D, dolanmaysa G. Dönme mi, dolanma mı? alakalı. Dönmesiyle alakalı. Dönme değil mi? Dolanma değil. Peki Mahmut Yusuf, mevsimlerin oluşması dönme mi, dolanma mı? Dönme. Dolanma olması gerekiyor. Dolanma, yani G olacak. Güzel. Devam edelim. Merve, güneş ışınlarının gün içinde değişik gelmesi, değişik açılarda gelmesi. Ne olacak Merve bu? Ne dersin? Dönme değil mi? Döndüğü için, ama sesin gelmiyor Merve. Dönme. Heh, dönme. Güzel. Su, günlük sıcaklık farkının oluşması ne olabilir? Dönme. Dönme diyor su. Evet arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkı dönme. Devam edelim. Yaren, mevsimler arası sıcaklık farkı. Öğretmenim. Mevsimler, dolanma mı? Dolanma. Dolanma değil mi? Mevsimler diyorsa dolanma. Ahmet Poyraz, güneş doğuda erken doğar batar, batıda geç doğar batar. Sence hangisi? Dolanma mı, dönme mi? Dolanma. Dikkat. Ahmet Poyraz, Dönme. 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 Çünkü doğudan batıya doğru, şey, batıdan doğuya doğru döndüğü için önce doğudakiler. Muhammed Berat, beni duyuyor musun? Evet hocam. Evet. Zoom'la uğraşmıyoruz değil mi Berat? Adımızı da düzeltiyoruz değil mi? Evet. Lütfen. Dersin başında uyardım seni. Evet. Arkadaşlar, bu tabii ki ne olacak? Dolanma değil. Burada bir yanlışlık yapmışlar. Çünkü arkadaşlar, dönme olacak bu. Güneş doğuda erken doğup batması, batıda geç doğup batması tamamen dönmeyle alakalı. Yine devam edelim. Mehmet Salih, gün içerisinde kara ve denizler arasındaki sıcaklık farkı neden oluşuyordu? Hocam G. G, yani dolanma. Evet. Evet. Devam edelim. Kerem İhsan, gece gündüz süreleri değişir diyor. Neden? Dönme mi, dolanma mı? Dolan dönme. Dönme mi, dolanma mı? Dikkat. Dolanma. Dolanma. Gece gündüz süresi dolanma. Gündüzler uzayıp kısalıyor dedik ya. Cisimlerin gün içindeki gölge boyları değişiyor Mehmet Salih. Neden? Dönme mi, dolanma mı? Mehmet Salih, sesini aç. Hocam, Geldim öğretmenim. dönme. Dönme. Peki.
21 Mart'ta gece gündüz eşit oluyor Taha. Bu dönme mi dolanma mı? Dolanma. Dolanma. Güzel. Yerel saat farkları meydana geliyor. Arkadaşlar bunu anlatayım, bunu bilmiyorsunuz. Yerel saat demek şu demek. Geçen mesela Fenerbahçe'nin bir takımla maçı vardı, değil mi? Doğru mu? Bu Biz 4-3 yendi. 4-3 yenmiş. O maç bizde saat kaçta görüldü? Kaçta oynandı? 9.30'da, değil mi? Ama Evet. Evet. İsviçre'de saat kaç olacak? İsviçre bizden daha batıda. Daha 9.30 olmadı. İsviçre'de saat 7'ydi. Anladınız mı? Yerel saat budur. Evine yatsın. Yapıyoruz. Ülkenin saati farklı oluyor. Evet, yerel saat demek her yerin kendi saati farklı. Mesela arkadaşlar biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Ortak saat kullanıyoruz. Ama doğru mu? Değil. Normalde Hanife dikkat et bak saçını o şeye kaptırırsın. Arkandaki şeye kaptırırsın. Vantilatöre dikkat et. Çok yaklaşma. Tamam. Bak ben sana yatma diyorum. Seni koruyorum aslında. Evet. Şimdi öyle vakalar var ha. Allah korusun saçınızı kaptırırsınız. Arkadaşlar normalde şu an bizde saat kaç burada? 2'yi 33 geçiyor. Doğru mu? Evet. Peki. Arkadaşlar aslında şu an Ağrı'da saat kaç biliyor musunuz? 3'ü 50 geçiyor olması lazım Ağrı'da. O Ama Ağrı'da yaşamak istiyorum. Ağrı'dakiler dinle beni. Dinler misiniz? Ama Ağrı'daki birine sorsak o da ne diyecek Uras? Yo saat 2.33. Ama arkadaşlar öyle değil. Biz onu ne yapıyoruz? Ortak saat alıyoruz. Aslında Ağrı'da saat şu an 3.30 olmalıydı. Çünkü onlar bizden daha doğuda. Güneşi daha önce karşılıyorlar. Anladınız mı olayı? Öğretmenim. Taha bir dakika bir cümlemi bitireyim. Yerel saat ne demek? O yerin güneşi gördüğü saatle alakalı bir şey. Ama biz aynı ülkede olduğumuz için arkadaşlar ne yapmıyoruz? Ortak saat kullanıyoruz. Ama ülkeler değiştikçe saat dilimleri arasındaki fark çok arttıkça farklı saatler kullanılıyor. Mesela benim bir arkadaşım Amerika'da şu an burada saat 2 ya, 2.30 ya. Orada 8 saat daha geride. Yani onlar daha gece kaçtalar? Gece 6'da falanlar yani. Mesela Bulgaristan bir saat şu an bizden geri. Geri. Çünkü biz daha doğudayız. Yerel saatin ne olduğunu anladınız mı? Evet. İşte arkadaşlar yerel saatin oluşması da yine neyle alakalı? Bizim dönmemizle, bizim dünyamızın dönmesiyle alakalı değerli arkadaşlar. Devam edelim. Buna bakalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında tam tur dönmesiyle ne oluşuyordu? Bir tur dönersek ne oluşuyor? 24 bir gün. Bir Bir gün, gün. değil mi? Bir gün oluşuyor. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Bir gün. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme süresi kaç saatte dönüyoruz? 24. 24 saatte kendi etrafında dönüyor dünya. Dünyanın güneş etrafında dolanması ne kadar sürede dolanıyor? 365 gün. 6 saat. 5 gün, 6 saat. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ne oluşur? Gece gündüz. Gece gündüz kendi etrafımızda gece gündüz. Gece gündüz. Güneş etrafı. Öbürler mevsimler. Tamam. Güneş etrafında dönmemize de mevsimler oluşacak değerli arkadaşlar. Acaba kağıt oynayacak mıyız? Hayır, bugün konu işleyeceğim. Diğer dersimizde oynarız. Bu soruları çözelim. Buyurun. Arkadaşlar doğru yanlış yapacağız. Buna göre yok. Hocam başka ders var mı? Hayır, bugün Babam. yok. Bugün tek ders. Ha tamam. Ha. Hocam Evet kaç ders arkadaşlar. oldu? Evet arkadaşlar.
Hocam sesiniz gelmiyor. Cevaplarınızı alalım. Nerede? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Ne olacak bu? Yanlış mı? Yes. Yanlış. 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 Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla gece gündüz oluşur. Yanlış. Yanlış. Arkadaşlar, gece gündüz kendi etrafında dönmesiyle oluşur. Devam. Anladım. Devam edelim. Dünya güneşin çevresini dolanarak hareketini bir yılda tamamlar. Doğru Doğru. mu? Doğru Ye. olacak. Evet, Yağmur, Ye. Emine, Ahmet, dikkat. Dikkat, dikkat. Cevabımız. Ye, ye de. Yanlış, yanlış, doğru. Evet. İkinci soruya bakın bakalım. Boş bırakılan yere ne yazılacak? Gönder gelsin. Hocam onu ben sorayım. Yok, yazın, çok kolay. Nereye yazalım? Sohbete Sohbet. şıkkı gönderiyoruz, şıkkı. Sohbet. Evet, kendi etrafında tam turu süreye ne denir? Bak, süre diyor. Süreye ne denir? Ne? Taha, bir yılda mı dönüyoruz kendi etrafımızda? Taha. Yanlış attım. Evet, yanlış attın. Ne kadar sürede dönüyoruz arkadaşlar? Bir Bir günde dönüyoruz, değil mi? Bir hocam doğru mu yaptım? gün, doğru. Evet. Ben yaptım. İki yorum yapılmış. Bununla ilgili nedir? Dünyanın iki türlü hareketi vardır demiş. Dünyanın güneş çevresi dolanması bir günde olur demiş. Kolay bir soru. Cevaplarınızı alalım. Evet. Hocam yazalım mı sohbeti? Sohbete yazın şıkkınızı. Mehmet Salih, dikkatli oku. Hocam ben de Yeşil yeşil kare birinci, yeşil kare birinci üçgeni de ikinci olarak yazacağım. Bir iki diye. şıkkı yaz, şıkkı. A, B, C, D. Hangi şık sence? Öğretmen doğru mu? Değil. Ertem belki doğru mu? Mahmut Yusuf, evet. Su gönderdin mi sen? Doğru mu? Evet. Doğru mu? Dikkatli bakın. Dikkatli bakın. Ertem doğru yaptım Evet arkadaşlar, dünyanın iki türlü hareketi vardır. Ne olacak bu? mı? Doğru. Dünya güneş Doğru. çevresinde Hocam dolanması şıkkı mı bir günde olur. yolladım? Tamam, bir günde mi tamamlıyoruz güneşi? Yanlış. Yanlış. Bir yılda. Cevabımız Denizli. Devam edelim. Belirli aralıklarla farklı mevsimler yaşamamızın sebebi neydi değerli arkadaşlar? Niye farklı mevsimler yaşıyoruz? Neden? Hocam sohbete yazıyorum şıkkını. Söylemenize gerek yok, ben bakıyorum zaten. Hocam bu son soru mu? Değil. Doğru Evet mu hocam? arkadaşlar, doğru. Dünyamızın güneş etrafında dolanması neyi oluşturuyordu? Mevsimler. Mevsimler. Hocam dersin bitmesine ne kadar kaldı? Görseldeki olayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Gönderin bakalım cevabı. Neyi anlatmış bu şekil? Hangi olayı anlatmış? Dünyanın Evet. gece gündüz Bu şekil dolanması. hangi olayı anlatmış? Söyleyin. Hocam yazıyorum. Evet, gönder gelsin. Arkadaşlar, bu gece gündüz oluşumu mu? Değil mi? Gece gündüz. Kendi etrafımızda döndüğümüz için gece gündüz oluyordu, doğru mu? Evet. Bir Hocam ben şıkkı yolladım. günde Yanlış mı? tamamlanır. Evet, bu da doğru. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla olur demiş. Böyle bir şey var mı? Hayır. Yok. Yok. Cevap Yok. C şıkkı. Bununla alakası yok. Devam edelim. Bir günün 24 saat olmasının sebebi hangisidir? Nedir arkadaşlar 24 saat? Neymiş, söyleyin. 24 saat bir gün dedi Yani neydi? neyle alakalı bu?
Hangi şık doğru? Güneşin dünyanın dönmesi, kendi Şık etrafında doğru dönmesi. su? Sence hangisi su? Kendi etrafında. B. Ne? B. Hocam C. Arkadaşlar dikkat. Güneş etrafındaki hareketimiz yılla ilgili, mevsimlerle ilgili. Bu günle alakalı, günle ilgili şeyler C. dünyanın C. kendi ekseni etrafında dönmesiyle alakalı Merve. Tamam mı? Dikkat. Buna dikkat. Evet değerli arkadaşlar burada kalıyoruz. Şu 6 soru hatta 5 burada da var bu test. Evet bu testler arkadaşlar şunu yap istiyorum sizden. Şu 7, 8, 12 soru ve test 3'ü bitirmenizi istiyorum. Tamam. Test 4'ü beraber yaparız. Hocam test 3'ü bitireceğiz başka? Yok, bu kadar. Test 3'ü bitirin yeter. Diğerlerini beraber yaparız. Bu testin yarısıyla test 3'ü kendiniz yapın. Tamam? Anlaştık mı? Evet. Değerli arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer matematik dersinde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Size Görüşürüz. görüşmek üzere. Dikkat edin sıcakla. Görüşürüz.